Gebelikte beslenme, gebe kalmadan 3 ay önce başlayıp gebelik sonlanana kadar yediğimiz içtiğimiz her şeyi kapsar. Aslında bu süreçte 3 tane asıl amacımız vardır. Birincisi elbette annenin ve bebeğin daha kaliteli beslenmesini sağlamak. İkincisi annenin gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekerinden veya preeklamsi gibi hastalıklardan korunmasını sağlamak. Üçüncüsü ise elbette annenin bu süreçte daha az kilo almasını sağlamak. Şimdi gebeliği 3 evrede inceliyoruz. 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester olmak üzere her bir evrenin farklı beslenme açısından incelikleri vardır. İlk trimester dediğimiz ilk 3 ayda ise çok fazla bulantı, kusma olabilir veya hiç sevmediğiniz bir yiyecek, en sevdiğiniz bir yiyecek haline dönüşürken aklınıza gelemeyecek, zararlı olduğunu düşündüğünüz bir gıdaya da sürekli yeme isteği olabiliyor ilk 3 ayda. Bu panik yapılacak bir durum değil. Genelde 12. haftadan sonra her şey normale dönebiliyor. 2. trimestere geldiğimizde burada dikkat edilmesi gereken şey 5. ayda yapılan gebelik şekeri testi. Doktor gerek görürse şeker külemesi yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü genelde alınan şeker 1,5 su bardağı kadar meyve suyu veya 3 dilim baklava kadar bir karbonhidrattan gelen şekere yakındır. Bu da normalde gebelerin rahat tolere ettiği bir dozajdır. Ama çıkan sonuca göre daha sağlıklı ve dengeli beslenme programı oluşturulması bebek açısından çok daha olumludur. 3. evreye gelindiğinde ise dikkat edilmesi gereken şey çok fazla ödem ve bir anda artan kilolardır. Bu nedenle su tüketimine ve tuz tüketimine çok dikkat etmek gerekmektedir. Bir de neyden ne kadar yiyeceğimize geldiğinde ise konu her şeyden az ve sık bir şekilde yemek dengeli bir beslenme açısından olumlu olacaktır. Çok fazla meyve tüketmek, çok fazla süt tüketmek, çok fazla kuru yemiş tüketmek de istemediğimiz bir durum. Sonuç olarak gebelikte beslenme uzmanının programladığı şekilde ölçülü ve dengeli bir şekilde beslenmek gerekir.